19. madde üzerinde 4 önerge vardır. Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan bazı kanunlarda 3 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 19. maddesinin teklif metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. Arslan Kabukçuoğlu Eskişehir, Fahrettin Yokuş Konya, Ayhan Altıntaş Ankara, Behiç Çelik Mersin, Ayhan Erel Aksaray Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen Mersin Milletvekili Behiç Çelik. Buyurun Sayın Çelik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 217 sıra sayılı kanun teklifinin 19. maddesi üzerine vermiş olduğumuz değişiklik önergesi için söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 19. madde, bakanlık müşavirliği kadrolarını işgal edenlerin bu kadrodan ayrıldıktan sonra ikinci yılın sonunda müktesep haklarının kesilmemesine amirdir. Bu düzenlemeyle bakanlık müşavirliği kadrosu uhdesinde olanların hukuki ve mali hakları korunmuş olmaktadır. Değerli milletvekilleri, 14 Haziran 2020 tarihinde Bingöl'de meydana gelen deprem büyük bir yıkıma yol açmasa da bir şehit, bir yaralı ve maddi hasara sebebiyet vermiştir. Şiddeti 5.7 olsa da artçı depremler bölgede devam etmektedir. Doğal olarak insanlar tedirgin olmaktadır. Yörede Kızılay'ın, AFAD'ın mevcudiyeti olumlu karşılanmıştır. Karayolları ve devlet su işlerinin de personeli ve iş makinalarıyla aktif olmaları memnuniyet vericidir. Ancak asıl rezalet nasıl olur da jandarma karakolunun nöbetçi kulübeleri depremde çökebilir? Bunu anlamak mümkün değildir. Değerli milletvekilleri, Karlova ilçesine giderken karayolu satı oldukça bozuk, yer yer kasislerle kaplıdır. Karlova ilçe merkezinin de bakıma ihtiyaç gösterdiği görülmüştür. Vatandaşlarımızın yörede refaha kavuşması için teknik tarım projelerinin de hiç geliştirilmediği görülmüştür. Her yer mera, her yer otlak ve her yer yayla. Yüz binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın potansiyel gelişme alanı olabilir. Görünen o ki Bingöl'den yüksek oranlarda oy almış iktidarın yöresel gelişme bağlamında hiçbir adım atmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. 15 Haziran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı ziyaretlerde bulunup derhal bölgeyi terk etmişlerdir. 16 Haziran'da görüştüğümüz insanlarımız rahatsızlıklarını ifade ederken adım geçmesin diyerek korkularını ortaya çıkarmışlardır. Demek ki bir korku rejimi Bingöl'ün ücra dağlarına, vadilerine kadar sinmiştir. Bu korkuyu karakol ziyaretinde bir komutanın konuşmasında da hissettim. Değerli milletvekilleri, bölgede depremde az veya çok hasar gören her köyü ziyaret ettik. İyi Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Berna Sukas ve Sayın Yavuz Temizer'le birlikte bu acı gerçekleri hep birlikte tespit ettik. Vatandaşlarımız bu şekilde böylesine çaresiz bırakılmamalıydı. Şehit Cengiz Pullu'nun taziyesine hala gidilmediğini de gördük. Namazı müteakip oradaki yetkililer derhal bölgeyi terk etmişlerdir. Kümbet Köyü, Kaynarpınar, Üçevler, Dinarbey, Elmalı köyleri sırasıyla heyetimiz tarafından ziyaret edilmiştir. Bölge bir bütün olarak ele alınmalı. Mera ıslahı, tarım projeleri, altyapı yatırımları ile arıcılık işleri bu bölgede hayata geçirilebilir. Sırbistan'dan karkas et ithal edilinceye kadar sadece bu bölgede geliştirilecek besicilik sayesinde binlerce ton et üretimi kısa sürede sağlanabilir. Böylece yöre halkı da refaha kavuşmuş olur.
maalesef AK Parti tarım politikası bakımından tam bir müstemleke siyasetini, ithalat yolunu tercih etmiştir. Dolayısıyla vatandaşlarımız tedricen açlığa ve yoksulluğa doğru savrulmuştur. Değerli arkadaşlar, Kaynar Pınar Köyü ziyaretimizde bu köyde bulunan Kaynar Pınar Jandarma Karakolu'nu da ziyaret ederek başsağlığı dileklerimizi ilettik. Nöbetçi kulübelerinin yıkılmış halini görme fırsatımız oldu. Burada anlaşıldı ki çöken iki kule proje müellifinin hatası, kontrol edenlerin ihmali veya müteahhitlerin yolsuzluğu, hırsızlığı nedeniyle bu şehidimizi vermiş olabiliriz. Bu vahim bir durumdur. Derhal soruşturma açılmalı ve suçlular ortaya çıkarılarak cezalandırılmalıdır. Bölgede genel bir kalkınma projesi hem Bingöl'e hem de Türkiye'ye. Buyurun toparlayın. Göle hem de Türkiye'ye büyük bir katkı sunacaktır. AK Parti insanları yoksulluktan kurtarma icraatları yerine yoksullaştırıp yoksulluğu yönetme politikası uygulamaktadır. Böylece yoksulluğu yöneterek bol oy al, bol korku sal, muhalifleri ve doğruyu konuşanları terörist ilan et ve sonunda saray hayatı yaşa. Ama bu tabii ki sürdürülemez bir durumdur. Saraylar yıkılır ve millet özgürleşir diyorum. Önergemizin kabulünü diler, hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir.